Uzun ve ince olan bu yolda Raz, veba süvarisi Preyta'nın güvenini kazanabilmişti. Preyta ona küçük bir ordusunun başına geçme onurunu vermişti. Ona verilen otoriteyi kullanarak biraz da hileyle Raz, karanlık orduyu yenmek için hazırladığı türlü sabotajlar ve dalaverelerle düşmanlarından her zaman iki adım öndeydi. Nihayetinde Preyta aptal sayılmazdı. O veba süvarisi farenin kokusunu kilometrelerce öteden alabilirdi. Raz, Preyta'nın kendine ihanet eden kişiyi bulmak için tuzaklar kurduğunu fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Preyta'nın tuzağına düşmesiyle yüzlerce tutsak ruh etrafını sarmıştı. O an sonunun yakın olduğunu anlamıştı fakat her şeyin bu kadar çabuk bitmesini kabul edemiyordu. Raz, Athonor'da daha önce görülmemiş bir şiddetle yükselmeye başlamıştı. Alevlenmiş yumruklarıyla düşmanlarını yakarak köklerini kurutmuştu. Nitekim elleri artık kırılmış ve ruhu da yara almıştı. Raz, hapsedildiği yer olan Tain'in avlusuna topallayarak ulaşmıştı. Arkadaşını kurtarmak için Tain, Raz'ı avluya kadar koşturmuş ve L'Oreal'in yardımını istemişti. Fakat ışığın ilahi gücünden faydalanmak için Raz'ın bir çeşit işkence dolu yoldan geçmesi gerekmekteydi. Ve bu yolun sonunda ölüm ihtimali de vardı. Ölüm riskine rağmen Raz bunu başarmıştı. Raz sadece zafer elde etmekle kalmamış, ayrıca yeniden doğmuşçasına iyileşmişti. Artık eskisinden daha güçlüydü. Kan kırmızısına bürünmüş zırh eldivenleri, tutsakları saf dışı etmesiyle daha da güçlenmişti. Öfkesiyle beslediği yumrukları, önüne çıkan her şeyi yarabilecek güçteydi.